Merhaba arkadaşlar. Bayes teoreminin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şimdi güzel bir örneğimiz var. Zombiler. Evet, insanları zombiye dönüştüren bir virüs var. Z virüsü diye. Bu Z virüsünün her 400 kişiden birisine bulaştığı biliniyor. Bir kişi de virüs olup olmadığını tespit geçinde bir test geliştiriliyor ve bu test kişide virüs varsa %85 oranında pozitif sonuç veriyor. Eğer kişide Z virüsü yoksa %5 oranında testin sonucu pozitif çıkıyor. Bu tarz yanlış çıkan sonuçlara da yanlış pozitif adı veriliyormuş arkadaşlar. Bir kişiye test uygulandığında testin sonucu pozitif çıkmıştır. Bu kişinin zombiye dönüşme olasılığını bulun diye sormuş. Şimdi önce olaylarımızı tanımlayalım. Z olayı dediğimiz, evet, kişide Z virüsü, yani zombi virüsü var diyelim. Arkadaşımızı inşallah vurmak zorunda kalmayacağız, bakalım. Ondan sonra TP dediğimiz, TP olayı, testin pozitif çıkması olayı olsun. Olması. TP'nin tümliğini dediğimizde testin negatif olması, o işimiz yarayacak mı bilmiyorum ama bir de Z'nin tümliğini de Z'de, yani kişide virüs yok diyelim. Kişide virüs olmasın. Şimdi bakalım, bu biraz kalın bir kalem olmuş. Farklı bir kaleme geçelim. Şimdi kişide Z virüsü olması ihtimali yüzde kaç? 400 kişide 1. 1 bölü 400. Peki kişide evet, virüs olduğu bilindiğinde, yani Z virüsü taşıdığı bilindiğinde testin pozitif olması ihtimali yüzde kaç? Yüzde 85. Yani 85 bölü 100. Peki kişide virüs yokken, yani Z'nin tümleyeni ne demiştik? Kişide Z virüsü yok. Kişide virüs olmadığı bilindiğinde testin pozitif çıkması ihtimali yüzde kaç? Yüzde 5. Onu 5 bölü 100 diye ne yapalım? İfade edelim. Bana ne soruyor? Diyor ki bir kişiye biz testi uyguladık. Test ne çıktı? Pozitif çıktı. Öyleyse zombiye dönüşmesi olasılığı yüzde kaçtır? Yani zombi virüsü taşıyor olması ihtimali nedir diye soruyor. Peki bunu Bayes teoremine yazacağım. Bayes teoremini ezberlemek zorunda mıyım? Değil. Bakın koşulsuzluktan yazmaya başlıyorum. Peki zombi olması ve testinin pozitif olması ihtimali koşullu olasılıktan şöyle yazabilir miyim? Zombi olması ihtimali çarpı zombi olduğu bilindiğine göre testinin pozitif olması ihtimali bölü testinin pozitif olması ihtimali şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Ah, pardon. Şimdi ben burada neleri biliyorum? Bir kere Z'nin taşıma, yani kişinin zombi olması ihtimali 400'e 1 olduğunu biliyorum. Zombi olduğu bilindiğinde testin pozitif olması ihtimalini biliyorum. Ama testin pozitif olması ihtimalini bilmiyorum. O yüzden PTP'yi ne yapacağım? Hesaplayacağım. Nasıl hesaplayacağım? Şöyle hesaplayacağım. Şimdi test pozitif ne zaman olabilir? Test pozitif ve zombi olduğunda kişi, değil mi? Test pozitif olabilir. Veya kişi zombi olmaz ama testi pozitif çıkabilir, değil mi? Bu iki olayın birleşiminden meydana gelmektedir test pozitif oluyor. Peki koşullu olasılık çarpımından yararlanarak ben bunları nasıl yazabilirim? Şunları nasıl yazabilirim? Kişinin zombi olduğu bilindiğinde neyi biliyorum ben? Testinin pozitif çıkması ihtimalini biliyorum. Öyleyse nasıl yazarım ben bunu? Kişinin zombi olması ihtimali çarpı zombi olduğu bilindiğine göre testinin pozitif olması ihtimali artı kişinin zombi olmadığı bilindiğine göre, değil mi? Bilindiğine göre testinin pozitif olması ihtimaliyle kişinin zombi olmaması ihtimalini çarpacağım. Neyi bulmak için? Şu paydadaki ifadeyi bulmak için. PTP'yi. Onu bulmak için uğraşıyoruz. Zombi olması ihtimali neye eşitti? 1 bölü 400'dü.
Peki zombi olduğu bilindiğinde testin pozitif çıkması ihtimaliydi. 85 bölü 100'dü. Artı zombi olmaması ihtimali nedir? Bunu nasıl bulacağız? Güzel bir soru. Zombi olmaması ihtimali nasıl bulunur? Bir kere zombi olmayla zombi olmama tümleyen oldukları için bunların olasılıkların toplamı kaça eşittir? 1'e eşittir. Eğer zombi olma olasılığı 1 bölü 400 ise zombi olmama olasılığı 1 eksi 1 bölü 400'den 399 bölü nedir? 400'e eşittir. Onu da getirip yerine yazayım. 399 bölü 400 çarpı z'nin tümleyini bu da 5 bölü 100 oldu. 5 bölü 100. Evet. Çünkü z'nin tümleyini zombi olmadığı bilindiğine göre testin pozitif çıkması da %5 oranında olmasıydı. Bu da kaça eşit olmuş olur arkadaşlar? 399 ile 5'i çarpacağım. 399 ile 5'i çarpalım. 399 çarpı 5. 1995 artı 85. 2080. 2080 diye yazacağım şuraya. 2080 bölü 400 çarpı 100. Şu anda bizim bulduğumuz sadece ne? Testinin pozitif olması ihtimali. Tamam. Öyleyse diğer ifadeleri de hesaplayıp yerine yazalım. Şimdi ne isteniyordu bizden? Testinin pozitif çıktığı bilindiğine göre zombi olması ihtimali yüzde kaçtır diye soruluyordu ve ben de bunu nasıl bulacaktım? Zombi olması ihtimali çarpı zombi olduğu bilindiğine göre testinin pozitif olması ihtimali bölü testinin pozitif olması ihtimali şeklinde hesaplayacaktım. Zaten zombi olması olasılığının 1 bölü 400 olduğunu biliyorum. Zombi olduğu bilindiğinde testinin pozitif çıkması ihtimali 85 bölü 100 olduğunu biliyorum. Ve onu da neyle bölüyorum? Onu da arkadaşlar 2080 bölü 400 çarpı 100 ile bölüyorum ki o da ne yapacaktır? 85 bölü 2080 yapacaktır. 85 bölü 2080 ne yapıyormuş? 85 bölü 2080 de bir saniye eşittir'e basmadıklar var değil mi? Evet. Evet 0,041 diyelim. 0,041. Evet, böylelikle de bunu da hatta yüzde çarpabiliriz. Ne olur? %4. %4,08, %4,1 diyelim. %4,1 olasılıkla ne yapmış olacaktır? Bu kişi zombi çıkacaktır. Testi pozitif çıktığında kişimiz %4,1. İyi, güzel, kötü bir olasılık değil. Gayet güzel bir olasılık. Yani %4,1 diyelim. Yaklaşık olarak tabii arkadaşlar biraz ne yaptım? Yuvarlama yaptım. Şimdi evet zombilerden çıktık. Nelere geldik? Star Wars'a geldik. May the Force be with you. Yani güç sizinle olsun. Bakın şimdi uçak acil durum konum belirleme vericisi. Bir çarpışma durumunda sinyal etmek için tasarlanmış bir cihazdır demiş. Anakin Skywalker, Han Solo ve Palpatine diye 3 tane şirket var. Bu şirketlerinde piyasaya sahip piyasadaki piyasanın sahiplik durumları şu şekilde. Anakin Skywalker'ın piyasanın %80'ine sahip yani ET'lerin %80'ini üretiyor. Han Solo %15'ini üretiyor. Palpatine ise %5'ini üretiyor. Anakin Skywalker tarafından yapılan ELT'lerin %4'ünde kusur var. Han Solo'nunkilerde %6'lık bir kusur oranı var. Ve Palpatine'de ise %9'luk bir kusur oranı var ve belki de bu nedenden dolayı zaten pazar payı oldukça düşük Palpatine'in. Belki de Darth olduğu için, yani Sith Lord olduğu için de olabilir, onu bilmiyoruz. Şimdi rastgele seçilen bir ELT daha sonra test edilirse ve kusurlu bulunursa Anakin Skywalker üretim şirketi tarafından konusu olması olasılığını bulunur diye söylemiş. Şimdi A olayını nasıl tanıyacağım? A olayı ELT Anakin tarafından üretilmiş diyelim. H olayı ELT Han Solo tarafından üretilmiş ve T olayı da ELT
Palpatine tarafından ne yapılmış? Öğretilmiş. K olayını ise ELT'nin kusurlu olması. ELT kusurlu diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu durumda bize neler verilmiş hemen bakalım. Bize neler verildiğini. Bir kere piyasanın tamamının neredeyse değil mi? %85'i Anakin Skywalker'a ait, yani her 100 tane ELT'nin 85 tanesini Anakin Skywalker üretiyor. %15'ini Han Solo üretiyor ELT'leri. Ve Palpatine'de tüm ELT'lerin sadece %5'ini üretiyor. Değil mi? %15. Ha, şu 85 değil, 80 özür dilerim. Şu 80. %5'ini üretiyor. Bir anda şaşırdım. Yüzü geçiyordu çünkü o sırada. Şimdi seçilen bir ELT'nin Anakin Skywalker tarafından üretildiği bilindiğine göre kusurlu olması ihtimali %4. Seçilen bir ELT'nin Han Solo tarafından üretildiği bilindiğine göre kusurlu olması ihtimali %6. Ve seçilen bir ELT'nin Palpatine tarafından üretildiği bilindiğine göre kusurlu olması ihtimali ise %9. Bizden istenen ne? Bizden istenen şey ise şu. Seçilen bir tane ELT'nin kusurlu olduğu bilindiğine göre Anakin tarafından üretilmiş olması ihtimali nedir diye soruyor. Bize sorulan bu. Bu tam Bayes'e göre bir iş. Görev. Hemen bakalım nasıl yapacağız. Bunu yapmak için neye ihtiyacım var? A kesişim K, yani Anakin Skywalker tarafından üretilmiştir ve kusurludur. Bölü kusurlu olması ihtimali. Özür dilerim arkadaşlar. Pekala, devam edelim. Buradan da ne elde ediyoruz? Buradan da hemen Bayes teoremine geçişimizi yapalım. A kesişim K'yı nasıl yazacağım? Anakin Skywalker tarafından üretildiği bilindiğine göre kusurlu olması ihtimali çarpı kusurlu olması ihtimali bölü, pardon, Anakin Skywalker tarafından üretilmesi ihtimali, özür dilerim. Şurası A olacak. Bölü PK. Şimdi ben neleri biliyorum bakarsak eğer. Bir kere ben şunu biliyorum. Bu kaça eşit? Bakın verilmiş sıfır tam %4. PA'yı biliyor muyum? Evet biliyorum. Bu kaça eşit? Bu da %80. %80. Peki neyi bilmiyorum? Kusurlu olmasını bilmiyorum. Peki PK'yı nasıl hesaplayacağım? Şimdi kusurlu olma olayı nasıl şekilde olabilir? Bakalım. Kusurlu olmak olayı şu üç tane olayın birleşiminden meydana gelir. Kusurlu ve Anakin tarafından üretilmiştir. Veya kusurlu ve Han Solo tarafından üretilmiştir. Veya kusurlu ve Palpatine tarafından üretilmiştir. Bu şekilde yazabiliriz kusurlu olmanın bileşimini. Kusurlu olma olasılığını, özür dilerim. Peki, kusurlu olma ve Anakin tarafından üretilmenin olasılığını nasıl hesaplayacağım? Koşullu olasılık çarpım kuralından hesaplayacağım. Yani ne yapacağım? Diyeceğim ki bunun Anakin tarafından üretilmesi olasılığı çarpı Anakin tarafından üretildiğine göre kusurlu olması ihtimali artı gene benzer şekilde Han Solo tarafından üretilmesi ihtimali çarpı Han Solo tarafından üretildiği bilindiğine göre kusurlu olması ihtimali artı Palpatine tarafından üretilmesi ihtimali çarpı Palpatine tarafından üretildiği bilindiğine göre kusurlu olması ihtimali diyeceğim. Bunları bulduktan sonra zaten işimiz bitmiş olacak. Şimdi Anakin tarafından üretilmesi ihtimali %80 de Anakin tarafından üretildiğinde kusurlu olması ihtimali sıfır tam %4'tü. Han Solo tarafından üretilmesi ihtimali %15'ti ve arkadaşlar Han Solo tarafından üretildiği bilindiğinde kusurlu olması ihtimali ise sıfır tam %6'ydı.
Palpatine tarafından üretilmesi ihtimali %5'ti ve Palpatine tarafından üretildiği bilindiğine göre kusurlu olması ihtimali ise %9'a eşitti. Şimdi bunların hepsini teker teker yazarsak ne olacaktır cevabımız diye uzun uzun ben işlemleri yazmayayım arkadaşlar. O da yaklaşık şimdi ne eşit olacak bakalım. Ya da yazalım, mecburen yazacağız zaten galiba. Şimdi bir saniye. 0 tam 80 virgül 80 çarpı virgül 4. O zaten 0 tam 32. 0 tam 32. Ondan sonra virgül 15 çarpı virgül 0,6. 0 tam binde 9 artı. Ondan sonra %5 çarpı %9 10 binde 45 nerede alacak şurada 0. Sonra da bunların hepsini ne yapacağım? Tabii ki toplayacağım. Şöyle yapacağım. 32 artı 0,09 o da 0,39 inşallah böyle yapmışızdır. Şurada bir hata yapmışız gibi gözüküyor ama 0,8 çarpı virgül 0,4. Evet, şurada bir tane daha 0 olacak değil mi? Şurada bir tane daha 0 var. Artı virgül 0,09 artı virgül 0,045. O da 0,0455. 4,55. Evet, bunu bulduk. Bu bulduğumuz ne? Arkadaşlar, sadece ve sadece seçilen bir eyletenin kusurlu olması olasılığını bulmuş olduk. Yani bu da yüzde kaça eşitmiş? %4,55'e eşitmiş. Seçilen bir eyletenin kusurlu olması olasılığı %4,55'e eşitmiş. Peki benim neyi bulmam gerekiyor? Ona bakalım. Benden istenen neydi? Hemen şurada yazmıştık. Bakın, şurada yazmıştık. Ben bunu bulmak istiyordum. Hadi o zaman onu bulalım. Neydi? Evet. Seçilen bir eyletenin kusurlu olduğu bilindiğine göre Anakin Skywalker tarafından üretilmesi ihtimali neydi? Anakin Skywalker tarafından üretildiği bilindiğinde kusurlu olması ihtimali çarpı Anakin Skywalker tarafından üretilmesi ihtimali bölü PK'ya eşittir ki o da nedir? 0 tam 0,32 yani 0 tam 1032 bölü 0 tam 10 binde 455. O da yaklaşık olarak 0 tam yüzde binde 700 çıkacak. 0 tam binde 703 çıkacak. Yani round edeceğiz, yuvarlamış olacağız. Demek ki kusurlu olduğu bilindiğine göre arkadaşlar bunun Anakin Skywalker tarafından üretilmesi ihtimali evet %70'lerde çıkmış oldu. Peki ben bunu başka nasıl çözebilirdim derseniz aslında biz bunu tablo yaparak da çözebilirdik. Gelin tablo yöntemini de göstereyim, hem onu da öğrenmiş olursunuz. Yani bu tarz örneklerde tablo diyelim. Şöyle kaç tane? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4'e 5 tane diyeceğim. Yani belki bazen küçük oldu ya da. Minicik oldu. Şunu şöyle taşıyabiliyor muyuz? Hayır. Yani şöyle koyduk o zaman değil mi? Şunu koyacağım. Bir de 5 saniye. Tekrar ne kadar minik yaptım da bilmiyorum ama. İlk defa deniyorum. Bakalım sayılarımızı büyütünce belki yazılar içindeki büyütürsek o da büyür diye umut ediyorum. Evet. Şöyle de biraz daha şöyle bakalım. Oluyor mu? Hayır. Yani pek istediğim gibi bir tablo olmadı gibi ama. Olsun. Her zaman istediğim gibi olmayabilir değil mi? En azından. Peki bunun renklerini, çizgilerini, kenarlarını falan değiştirebiliyor muyum? Onu bilemiyorum işte. Neyse, sorun değil.
Bunu da dahil edebiliriz işimize. Arkadaki olmazsa bölümü kapatalım. Değil mi? En azından cepler yok falan diyelim. Belki o zaman daha rahat olacak. Şimdi arkadaşlar. Kusurlu ve kusursuz diyeceğim. Bir de biraz daha şöyle yapalım. Evet, biraz daha şunu şöyle kaydıralım. Ve toplam diyeceğim. Şöyle de toplam diyeyim. Toplam. Şimdi kimin tarafından üretiliyordu? Anakin, Han Solo ve Palpatine. Böyle de toplam diyeyim. Toplam 10 bin tane olduğunu varsayalım. Yani EYT'lerin toplam 10 bin tane olduğunu varsayıyoruz. Şimdi 10 bin tane EYT'nin %80'ini Anakin ürettiğine göre bu 10 bin tanenin bir kere 8 bin tanesi Anakin'e aittir. %15'i yani 1500 tanesi Han Solo tarafından üretilmektedir ve 500 tanesi de Palpatine tarafından üretilmektedir. Han Solo'nun, Anakin'in özür dilerim, ürettiklerinin %4'ü kusurlu olduğu için bunlardan 320 tanesi kusurlu olacaktır. Han Solo'nun ürettiklerinin yüzde kaçı kusurluydu? %6'sı, 1500'ün %6'sı 90 tane olacaktır. Ve Palpatine'in ise yaptıklarının %9'u kusurlu olduğu için 500 tanenin 45 tanesi kusurlu olacaktır. Ve kusurluların toplam sayısı ise ne olacaktır? 455. Kusursuzların sayısını bulalım. 8000 eksi 320'den 7680. 1500'den 90'ı çıkartırsam o da 1410. Ve 500'den 45'i çıkartırsam 455. Yani 10 binden de 450 çıkartırsam 9545 tanesi de kusursuzmuş diye söylemiş oluyorum. Pekala. Şimdi bana ne sorulmuştu? Bana sorulan şey şuydu. Seçilen bir ELT'nin kusurlu olduğu bilindiğine göre Anakin tarafından üretilmesi ihtimali nedir diye sormuştu. Bakın koşul olasılıkta hemen bak yazalım. A kesişim K'nın ihtimali bölü K'nın ihtimali. A kesişim K'nın ihtimali nedir arkadaşlar? Anakin ve kusurlu sütununun kesişimindeki sayıdır. 320. 320 tanesini kim üretiyormuş? Kusurluların Anakin üretiyormuş. Toplam kaç tane kusurlu var? 455 tane. 320'yi 455'e bölerseniz gene ne bulursunuz? Yaklaşık olarak 0 tam. Binde 703 bulursunuz arkadaşlar. Evet, yani aslında bu tarz örnekleri tabloyla hatta ağaç diyagramıyla da çözmeniz mümkündür. Ama gördüğünüz üzere sanırım Bayes teoremi daha rahatlık sağlıyor. Bu kadar fazla yüzdelik şudur budur yapmamıza gerek kalmadan direkt olarak formülü kullanarak yapmamız daha kolay bulmamıza yol açıyor. Arkadaşlar hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyerek dersimi sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.